Merhabalar CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti'nin de aslında erken seçim diye bastırdığı şu günlerde erken seçim anketleri de peş peşe yayınlanmaya başlandı. Şimdi 14 Mayıs seçim sonuçlarıyla bu erken seçim anketi sonuçlarını kıyasladığımızda ortaya çok farklı ve ilginç bir tablo çıkıyor. Özellikle erken seçim anketlerinde AK Parti ve İyi Parti'nin oylarında ciddi bir kayıp var ama CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin oyları hatırı sayılır şekilde artıyor diyor anket firmaları. Şimdi iki anket firması bugün erken seçim anketi yayınladı. Biri son seçimleri yani 14 Mayıs genel seçimlerine doğru tahmin eden HBS araştırma şirketi. Diğer anket firması da Metropol araştırma şirketi. İlk olarak HBS ile başlayalım dilerseniz. Şimdi HBS kararsızlar ve Protesto oylar ya da cevap vermeyenler dağıtıldıktan sonra CHP'nin oy oranı %31.6 diyor. AK Parti'nin %29.1, MHP'nin %9.3 iken DEM Parti'nin %7.6, Yeniden Refah Partisi 5.9, İYİ Parti 4.7 iken Zafer Partisi %2.8... Türkiye İşçi Partisi 1.6 iken geriye kalan tüm partilerin oy oranı %2'ye ancak ulaşabiliyor ve kararsızlar %5.4 olarak ölçülmüş HBS araştırma şirketinin sonuçlarında. İyi Parti hemen hemen hangi anket firması olursa olsun 31 Mart yerel seçimleri sonrası yayınlanan hangi anket firması olursa olsun %3 ila %4 bandında yani %5'i çok zor buluyor bunu ifade edeyim. Yeniden Refah Partisi'nin yükselişi de hemen hemen az önce yine ifade ettiğim gibi 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yani bütün anketlerde eşit derecede, eşit oranda diyebiliriz. Şimdi Metropol Araştırma Şirketi de kararsızları, cevapsızları ve protesto oyları oransal olarak dağıtmadan önceki sonuçlarını da ve oransal olarak dağıttıktan sonraki sonuçları da açıkladı ve Metropol Araştırma Şirketi'nde bence Dikkat çeken bir detay var. Şöyle, yani mesela kararsız, cevapsız ve protesto oyları oransal olarak dağıtmadan önce diyor ki AK Parti'nin oyu Haziran'da %22.2 olarak ölçüldü bizde diyor Metropol. CHP %22.5, MHP 4.8, İyi Parti 3.9, DEM Parti 7.2 iken yeniden Refah Partisi 3.1 ve diğer partiler 4.9 iken kararsızım diyenlerin oranı %12.3, protesto oy diyenlerin oranı %12.6. Cevapsız diyenlerin oranı yani cevap vermeyenlerin oranı yüzde altı buçuk. Şimdi kararsızlar cevapsız ve protesto oylar oransal olarak dağıtılmadan önce yine aslında kritik bir durum var burada. O da AK Parti ile ve CHP'nin başa baş gittiği İYİ Parti'nin de yine Metropol'ün anketinde de eridiği, DEM Parti'nin oylarını koruduğu ve diğer partilerin esamesinin okunması. Şimdi HBS gibi aynı zamanda Metropol Araştırma Şirketi de kararsız oylar, cevap vermeyenler ve protesto oyları oransal olarak dağıtmış ve ortaya şöyle bir tablo çıkmış. AK Parti %32.4, CHP %32.8, MHP %7, İYİ Parti %5.8, DEM Parti %10.5, Yeniden Refah Partisi 4.5 ve diğer partiler %7 olarak ölçülmüş Metropol Araştırma Şirketi'nin anketinde. Şimdi aynı zamanda şunu da ifade edeyim. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde yayınlanan anketlerde DEM Parti'nin o %12.5 olarak ölçülmüştü ve bu DEM Parti'nin şu anki anket sonuçlarındaki en yüksek oyuydu. Rekor oyuydu diyebiliriz. Yine Metropol Araştırma Şirketi diyor ki bizim sonuçlarımızda DEM Parti 10,5 oranında oy alıyor. Yine mesela oransal olarak kararsızlar dağıtıldıktan sonra yeniden Refah Partisi yükselişte. Yani aslında özetle ana manşetimize yazmamızın nedeni şu. İyi Parti ve AK Parti'nin oylarında ciddi bir erime var. CHP ve yeniden Refah Partisi'nde bir uçuş söz konusu. Ee, anketlere yansıyan istatistikler bunlar diyerek anketlere dair siz ne düşünüyorsunuz diyorum. Ve burada noktalıyorum yine. Beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için şimdilik hoşçakalın.